Merhaba, ben Ezgi. Yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bayağı enerjik, mutlu bir başlangıç yaptım. Bence bu video güzel olacak. Ve beğeneceksiniz. İnanıyorum. O zaman başlayalım. Bugün size İngilizcemi nasıl geliştirdim ve üniversitede hazırlık okumak nasıl bir şey, bu ikisinden bahsetmek istiyorum. Şimdi en başından ben nasıl İngilizce öğrenmeye başladım, İngilizceyi nasıl sevdim, nasıl İngilizcem hatta ben anlamadan gelişti, bununla başlayacağım. Şimdi öncelikle hani İngilizce hiçbir zaman ben ders olarak görmedim. Hani okulda gördüğüm, öğrenmek zorunda olduğum bir ders olsaydı benim için sadece, belki İngilizcem hiçbir zaman gelişmezdi. Hani İngilizce sevmeye başlamamın iki sebebi var. Şimdi bunları bahsedeceğim. Bunlar çok çok uzun seneler önce, 8-9 sene önce hatta. Hani ben 10-11 yaşındayken falan. Şimdi iki şey söylüyorum, hazır mısınız? Birincisi, Selena Gomez. Ben Selena Gomez'in o kadar büyük bir hayranıydım ki hala da severim yani. Her şarkısını, her röportajını, işte dizisini, filmini o kadar böyle ezberliyordum resmen. Oturuyordum, o dinli konuşuyordu işte. Ben onun sözlerini anlamaya çalışıyordum. Ve hani ben istemeden, hani İngilizcemi geliştirmek için değil, onu anlamaya çalışmak için İngilizcem gelişti. Bence bir numaralı şey kesinlikle İngilizceyi ders olarak değil, hani hoşunuza gitmesi lazım. Neden seviyorsunuz? Neden öğrenmek istiyorsunuz? Bir amacınız olduğu zaman gerçekten sevginiz kesinlikle artıyor. Ve ikinci şeyi söylüyorum. İngilizceyi sevmemi sağlayan ikinci şey The Vampire Diaries. Şimdi bu benim için öyle bir dizi ki, hani dizi değil, hani hala daha hani çok fazla dizi seyrediyorum. Hani cidden hani korkunç fazla dizi seyrederim ben. Ama ben hiçbir diziyi The Vampire Diaries kadar çok sevmedim. Hani böyle bütün karakterlerle böyle resmen hani her karaktere aşığım resmen ya. Hani böyle sanki kendi hayatımdan bir insan gibi onlar benim için. Çok seviyorum. Ben cuma günü dizim yeni bölümünü seyrediyordum. Ondan sonraki cumaya kadar, yeni bölüm gelinceye kadar aynı bölümü tekrar seyrediyordum. Hani ve hani her repliğini ezberliyordum dizinin. Kesinlikle bu benim İngilizcemi çok fazla geliştirdi. Yani bence ikinci şey İngilizceyi geliştirmeniz için yabancı dizi seyretmek. Şimdi bence diziyi önce normal bir şekilde seyredin. Hani altyazılı olarak okuyarak anlayın diziyi. Sonra aynı sahneyi hani ikinci kez altyazılı olmadan seyredin. Sonra üçüncü kez bence bir kez daha altyazılı seyrederseniz hani neyi anlamıştım, neyi anlayamamıştım bunu kendiniz de görmüş olursunuz. Hani bence kesinlikle çok çok fazla faydası var. Hani mesela şöyle yapabilirsiniz. Hani bir yabancı diziyi şimdi yeni bölüm çıktığında insanlar çok fazla, hani ben de aynı şekilde hani tamamen İngilizce seyretmek istemiyorum. Her diziyi de açıp bir kere seyretmem. Hani kendinize mesela böyle sadece İngilizce öğrenmek için seçtiğiniz bir diziniz olsun. Ne bileyim hani mesela komedi dizim ve sitcomlar daha kısa oluyor. 20 dakika falan oluyor. Hani 20 dakika günde İngilizceye ayırmak hani size hiçbir şey götürmez. Hani alıyoruz telefonu elimize. Bütün gün telefonda işte stalk yapıyoruz. Ne bileyim kim ne paylaşmış. Yani ben de yapıyorum. Herkes yapıyor. Hani bunlardan sadece 20 dakikanızı kısarak bence kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Hani gerçekten çok çok fazla faydasını göreceksiniz. Ve İngilizcemi geliştirmesini sağlayan üçüncü şeyden bahsedeceğim. Carla. Evet, böyle söyleyince garip oldun ama. Ben 10. sınıfı bitirip 11. sınıfa geçtiğimiz yaz bir program ile Amerika'dan misafir değiştirme, işte öğrenci değiştirme programı ile misafir öğrenci aldık. Carla'ydı adı. 2 ay boyunca bizim evde, bizimle beraber yaşadı. Hani kesinlikle o sene benim İngilizcem uçtu ya. Çünkü hani kız zaten Türkçe bilmiyor. Hani buraya Türkçe öğrenmeye gelmişti ama hani açıkçası çok fazla Türkçe konuşmuyorduk biz. Çok sevmemişti Türkçe konuşmayı ya. Hep İngilizce konuşuyorduk. Ve bizim çok güzel bir ilişkimiz oldu Carla'yla. Hani günün zaten 20 saati beraberiz. Her gelen öğrenciyle tanışabiliyorsun o programdaki. Hani başka 15 yabancı, 15 Türk, 30 kişi falandık yanlış hatırlamıyorsam. Hani 15 yabancının hepsiyle İngilizce konuşuyorsun. Ve hani bu cidden İngilizcemi beni korkunç geliştirmişti. Ben bence İngilizcenizi geliştirmenizi sağlayan bir diğer şey de konuşmak. Hani kesinlikle İngilizce konuşmak hani çok çok başka bir olaya getiriyor ya. Hani okulda öğrenmek, hani okuldaki o speaking dersi falan da değil. Kesinlikle yabancı birisiyle İngilizce konuşmak kadar faydası yok. Çünkü hani konuşmak bir kere insan içinden gelmiyor. Hani karşında bir Türk olduğu zaman böyle çekiniyorsun. Türkçe biliyor, niye İngilizce konuşalım ki oluyorsun. Ama hani
yabancı bir insanla, onun Türkçe bir Türkçesi olmayan bir insanla hani şey de oluyor. Mesela ben hani yanlış bir şey söylemekten korkmuyordum. Hani ne olabilir ki diyordum. Onlar zaten bir şekilde beni diyordum. Hani dalga da geçiyordum mesela böyle çok komik hatalar yaptığımda. Ama o şekilde ben çok çok fazla öğrenmiştim. Evinize mesela misafir öğrenci alabilme şansınız varsa kesinlikle bunu deneyin. Kesinlikle alın. Hani çok çok faydasını görürsünüz. Ama bu da yoksa hani ne bileyim işte yabancı arkadaş edinebilirsiniz internetten. Hani bu da kolay. Hani birisine yazabilirsiniz, ne bileyim hani bunu kendi internet siteleri bile oluyor İngilizce konuşmak için. Ve İngilizcemi geliştiren dördüncü şeyi söylüyorum, kursa gitmek. Şimdi az önce dedim biliyorum işte hani ders olarak görmek lazım falan diye. Ama ne olursa olsun bir gramer yapısını öğrenmek istiyorsak da bir dil eğitimi almamız şart. Bu almadan da olmuyor. Açık konuşalım, hani özel okullarda bile, hani ben özel okulda okudum. Hani oradaki İngilizce eğitimi bile çok yeterli değildi bence. Hani tabii istisnalar vardır. Bilmiyorum, ben görmedim yaşadığım şehirde, çevremde olsun. Kendi zaten yaşamadım. Ben 11. sınıftayken Ankara Üniversitesi'nin TÖMER diye bir kursu var Bursa'da. Bu başka şeylerde de var diye biliyorum. Onun İngilizce kursuna gitmiştim. 12 kurs şeklinde sürüyor. Bunu bitirdiği zaman C1 seviyesinin başlangıcında olmuş oluyorsun. Buraya gittiğin zaman sınavla seni bir sınıfa sokuyorlar. Ben 6. kurda başlamıştım yanılmıyorsam. 7 miydi, 6 mıydı? Benim İngilizcem çok fazla geliştirdi. Yani gramer seviyesini falan ben birçoğunu hallettim. Ama tabii çok uçta gramerler gösteriyorlar. Hani hiç gerekli olmayan. Hani mesela artık son kurlarda 11-12'deyken artık böyle diyordum ki hani neden yani? Bunu ben kullanma imkanım yok. Hani hiç kullanan dünyada bunu İngiliz yoktur falan diyordum. Ki bence öyle yani. Çok gereksiz şeyler. Hani bu da İngilizcemi çok fazla geliştirmişti. O şekilde 12 kurda bitirdim. Ve buranın bana verdiği bir diploma var. Hani bu diploma da hani bir işe mi yarayacak mı bilmiyorum. Ama önemli olan bence diploma değil zaten. Senin İngilizceni geliştirip geliştirmemiş olman. Neyse. Ve bu yüzden kendinize gerçekten bir kurs bulup da bir kursa gidebilirsiniz. Ama bence kesinlikle hani gideceğiniz kursu çok iyi araştırın. Hani çünkü bu işi tamamen ticari amaçlı yapan, hani çok fazla para alıp doğru düzgün eğitim vermeyen bir sürü kurs var. Gerçekten hani güvendiğiniz bir kurs olsun. Şimdi İngilizcemin kötüleme, hani kötüleme demeli miyim? Duraksama diyeyim hani. Unutma sürecim. Böyle bir süreç var. 12. sınıf. Yani zaten hani dil öğrencisi olmayan her 12. sınıf bireyi 12. sınıfta İngilizcesini hani kötüler. Hello, how are you diye bir muhabbetim bile olmadı yani. Hani o yüzden İngilizcem 12. sınıfta duraksadı. Ve bunu da ben hani dezavantajını gördüm. Şimdi nerede gördüğüme geliyorum. Ben üzen bir konu bu. Şimdi üniversite sınavına girdik. Sınavı geçtik. İşte okulumuzu kazandık falan. Bölümüm İngilizce. Hazırlık okuyacağım ortaya çıktı. Bir muafiyet sınavına girmen gerekiyor. Şimdi muafiyet sınavına girmeden önce ben açıkçası hazırlık okumak istiyordum. Çünkü ben İngilizcemin zaten gerilediğini, unuttuğum birçok şeyi biliyordum. Hani hazırlık okumak daha mantıklı gelmişti bana. Ve çok pişman oldum. Yani imkanınız varsa hazırlık okumayın. Ve sonra Eylül'de okullar açıldı. Hazırlığa başladık. Şimdi ben sınavı nasıl bir ciddiyetsizlikle çözdüysem ya da hani gerçekten unutmuşum demek ki en kötü sınıfta başladım hazırlığa ya da sondan bir önceki miydi? Öyle bir şeyde başladım. Ve bulunduğum sınıftakilerin İngilizcesi kötüydü. Yani bunu asla ezmek ya da işte küçümsemek anlamında söylemiyorum. Belki de orada hayatı boyunca İngilizce görmüş insanlar vardı. Olabilir yani, bu gayet normal bir şey. Ben de böyle konuları gördükçe ben bunu biliyorum, bunu da biliyorum, kelimeleri biliyorum, grameri biliyorum. Hani böyle resmen artık dayanamıyordum derste ya. Hani gerçekten hani böyle sürekli canım sıkılıyordu. Hani ne yapsam ne etsem bilemiyordum. Hatta sonra hani bizim okulda 4 tireye bölmüşler. Her tireyin sonunda sınav oluyor. Bir sonraki tirekte zaten hani çok yüksek not aldım. En yüksek sınıfa çıktım. Ama hani oradaki İngilizce seviyesi de bana açıkçası hani kolay geliyordu. Yani çok fazla böyle dersi ciddiye alamıyordum, ne yalan söyleyeyim. O kadar büyük bir ciddiyetsizliğim vardı ki sınava bile girmiyordum. Yani, niyeyse, tabii sakın böyle bir şey yapmayın. Hazırlık okumak benim çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Hani ben keşke direkt bölüme başlasaymışım. Keşke yazın İngilizce çalışsaymışım, geçseymişim hazırlık sınavını dedim. Çok fazla kez söyledim. Bence ben hani biz bunu daha sonra ailemle konuşunca keşke öyle yapsaymışız dedik. Hani keşke ben üniversite sınavından çıktıktan sonra yazın işte hani bu hazırlığa ayırdığımız masrafı, ücreti hani o sene mesela yazın
Amerika'ya gitseymişim, İngiltere'ye gitseymişim, bir dil okuluna gitseymişim, işte 2 ay kalsaymışım, işte İngilizce konuşsaymışım, kendi başıma olsaymışım. Sonra gelip burada bölüme başlasaymışım. Yalnız olursa, hani maddi açıdan uygun olursanız bence kesinlikle böyle bir şey düşünmeniz lazım. Bir seneden kar edeceksiniz. Hani bir sene fazladan okumayacaksınız. Direkt gelip buradan bölüme başlayacaksınız. Hem de kesinlikle hazırlıkta gördüğünüz İngilizcenin hani 10 kat daha iyisini de yaparsınız. Hani başka bir ülkede bulunmak farklı bir olay. Çünkü konuşmak, dinlemek, kulağın duyması çok başka bir olay. Evet, ben yarı dönemde, Ocak ayında bu hazırlığı yarı dönemde bitirme sınavına girdim. Hazırlığı geçtim. Şu an hazırlık atladım yani. Ama geçtikten sonra ben açıkçası İngilizcemin hala daha çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hani şöyle, ben hani kesinlikle şu an Türkçe nasıl böyle konuşabiliyorsam İngilizce de aynı seviyede konuşmak istiyorum. Dedilerken yani ben senin yurt dışında bir kursa gönderelim. İlk başta aslında biz Amerika'yı düşünmüştük. Ama çok fazla aksilik çıktı, bir sürü şey oldu falan derken benim vize başvurum en sonunda olmadı, kabul edilmedim. Red verdiler. Sonra böyle olunca da dedik ne yapsak ne etsek. Ben artık biraz ümidimi de kesmiştim olmaz falan diye. Çünkü sonra aslında ben en başından beri benim en büyük hayalim İngiltere'ye gitmek. Hani çocukluğumdan beri en çok istediğim ülke İngiltere. Bir şey oldu. Bir hani mucize mi dersiniz? Bilmiyorum hani. Hayallerim bir anda böyle bir kapı açıldı bana. Ve İngiltere'ye vize başvurusu yaptık. İngiltere'den kabul aldım. Ve 9 Mayıs'ta İngiltere'ye gideceğim. İngiltere'de 2 ay kalacağım. Orada bir kursa gideceğim, dil okulu kursuna. Bilmiyorum, benim için farklı bir tecrübe olacak. Çok fazla heyecanlı yaşıyorum, nasıl olacak. Ve ayrıca ben hani bir tık daha İngilizcenizi geliştirmek için birkaç tane daha farklı fikir önerisi söylemek istiyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi bence kitap okumak. İngilizce kitap okumak. Şimdi çok zor oluyor ama çok fazla geliştiriyor. Çünkü hani bir de hani özellikle bence hani gidin çok sevdiğiniz bir romanı, ne bileyim mesela ben The Hunger Games çok severim. Gidin hani okuduğunuz bir kitabı yabancısını alın. Hani okuyup anlamaya çalışın. Zaten konuyu biliyorsunuz, kitabı biliyorsunuz, ne olacağını biliyorsunuz. Hani çok fazla bunun size faydasını görürsünüz. Hani orada yerin kelimeler öğrenirsiniz. Açıp sözden bakarsınız. Hani sevdiğiniz bir şey yapmak, her zaman hani sevdiğiniz bir şeyle bir şeyi öğrenmek kesinlikle çok çok daha büyük katkısı oluyor. Ve onun dışında yazın. İngilizce yazın. Bir günlüğünüz olsun mesela. Onu Türkçe değil İngilizce tutun. Başınıza gelenleri anlasın. Hissettiklerinizi, hani duygularınızı, üzüntünüzü, sevincinizi İngilizce dökmeye çalışın. Hani okulda gördüğümüz çok böyle akademik şeyler ne kadar günlük hayatta işimize yarayacak ki? Ben şimdi bölüm okuyacağım, bölümde göreceğim falan belki ama hani mesela bir ileride atıyorum İngiltere'ye gittim, Amerika'ya gittim. Amerika bana vize verirse bir daha. Orada konuşurken o akademik şeyler değil, günlük hayatta sizin duygularınız olsun, başınıza gelenler olsun, bunları konuşacaksınız. İngilizceyi yaparsınız, istediğiniz her dili yaparsınız. Önemli olan bunu gerçekten içten bir şekilde istemeniz. Hani istedikten sonra bence olay zaten bitiyor. Başka önemli olan bir şey kalmıyor. Gerçekten bunu yaparsınız. Ve videonun sonuna geldik. Umarım size azıcık bile olsa yardımcı olabilmişimdir. Bunlar benim kendi tecrübelerim, kendi yaşadıklarım. Hani umarım size katkısı olmuştur. Başka videoda görüşürüz o zaman. Öpüyorum. Bayağı da şey bir video oldu böyle. Geçmişim açığa çıktı. Selena Gomez'ler, The Vampire Diaries'ler.